Uzun bir aradan sonra herkese merhabalar arkadaşlar. Eğitimlerimiz kaldığımız yerden devam edecek. Çok güzel konseptler hazırladım. Bundan sonra inşallah uzun soluklu bir video eğitimleri gelecek. Bundan artık modelleme üzerinde, daha önceki videolarımda hazır modelleri alıp render alıyorduk, hazır sahneler kuruyorduk. Bundan sonra artık kendi modellerimizi yapıp ve bunların renderlarını alacağız. İlk videomuzda bir sandalye klasik her başlangıçta 3D modellemeye başlangıçta bir sandalye ile başlanır ya da bir masa ile başlanır. Biz de bugün böyle yuvarlak güzel bir sandalye ile başladık ve ölçüleri de üzerinde var. O zaman hızlı bir şekilde girişe başlayalım hemen. Normal internetten siz de bir tane model bulabilirsiniz. Ben böyle hoşuma da gitti sandalyenin tarzı. Böyle buldum. Hem de ölçüleri de üstünde var. Bu benim için de gayet daha iyi oluyor. Şöyle hemen geldik. Klasik bir box'ımızı çizdik. Olmazsa olmazımız. Ve burada zaten sandalyenin üstünde de yazıyor 48'e 44 diye. Ben de şöyle 40, 48, 44 tam tersi olacak. 48, 44 ve 87 demişti galiba. Kontrol edelim. Evet. Böyle bir box'ımı çizdim ve bunu hemen sahnemin tam ortasına aldım. Aldıktan sonra da bunu alt X yaparak böyle bir şeffaflaştırdım bunu. Sonra ne yapıyoruz? Hemen ikinci bir box çizmeyeceğiz. Ne yapacağız? Burada hemen bir tane silindir çizeceğiz. Şöyle bir silindir çizdim. Ve bunu da hiç şey yapmadan direkt ortalıyorum ve üst görünüme geçtim. Üst görünümde biliyorsunuz Alt W, yani daha doğrusu tüm görünüşleri geçmek için ekranımızı Alt W ile tap görünüme geçtim ve geldim burada. Şimdi bunun bir 7 santim yapalım. Buradakini sıfırlıyorum, segment sayısını. Hatta şöyle yaparsam şuradaki ekrana bakarsanız segment sayısını sıfırladım. Sonra geldim buradaki 18 biraz arttırdım. Sonuçta şu kırılmaları görmek istemiyorum. Ben bunu şimdilik bir 36 yapayım. Sonra duruma göre bakarız. Sonra box ölçümü hemen ona göre ayarlıyorum. Şöyle yaptığımda ortalama demek ki bunu da kaç yaparız? 23 falan yapsak. 20 yapsak yeter mi? Yok. 22 yapalım. 22 ideal. Tamam. Bunu yaptıktan sonra da şöyle biraz öne çekeceğim bunu ki bu arkada bizim çünkü sırt kısmımız geldiği için o yüzden 48 o. Aslında burası da 44. Biz de 22 yaptık. Okey. Bunu yaptıktan sonra bu ne yapıyor? Biraz yumuşatma ovaller. Burası keskin ve burası oval. Biraz daha şey. Tamam. Hemen geldik buraya. Şimdi ben bunu hemen iki farklı yöntemle göstereceğim. Önce Editable Poly yapar. Edge'imi tutarım. Ve şu üst kısımdaki edge'imi tutar ve chamfer veririm. Chamfer verdiğimde de şu şekilde düşürür. Ve adı nedir? Oturacağımız alan, oturma yeri hazır. Tamam. O zaman ben bunu bıraktım. İkinci yöntem neydi? Hemen onu da göstereyim. Hemen şuradan çektim tekrardan bunu. Yine bir edit poly atadım üstüne. Yedek olarak gösteriyorum. Bunu tutup üst kısmını şu şekilde küçültüyorum ve üstüne turbosunu tutuyorum. Ama tabii ki ne oldu? Hemen buradan Alt 1 ile şöyle geldim. Alt 1 ile şuraya bir tane, şuraya bir tane, şuraya bir tane. Sonra da geldim buraya. Burayı da Shift'e basarak şöyle küçülttüm. Gibi. Bunu da ne yaptık şimdi? Hemen şunu backspace silme tuşuyla sildim. Sonra da bunları sildim. Ve hemen hemen bunu biraz fazla küçültmüşüz. Ne yaptım? Döndüm box'ımıza. Segmente tıkladım. Şu üstü tıkladım. Okey. Sonra da yaptım. Ya da istersen bu şekilde yapabilirim.
Bu tamamen bizim tarzımıza kalmış. Yani bunu biraz daha da dediğim gibi şuraları daha şöyle genişletirsem benzer şeyleri çıkarırız. Tamam. Bir daha yapayım. Benzer aynısı olsun çünkü. Şöyle. Okey. Oldu. Yani ister bu tarzda ister bu tarzda ama tabii ki ben bu tarzı seçiyorum. Sebebi çünkü daha low poly oluyor. O yüzden bunu hemen sildim. Low poly'den devam ediyorum. Bunu yaptım. Hemen neydi sıra? Sıra geldi. Ne yapalım? Şu ayaklarımızı bir yapalım. Bu ne diyor? 48 santimli. Yani bunun bitişi 48'de. Biz bunu bir 44 atalım. Hatta 40 atalım. 40 santim yükseklikte. Tamam. Hemen bir tane de aynı şekilde ahşabı var ve ayakları var. Ben bunu ne yapacağım? Hemen üst görünüme geçtim. Pardon, yan görünüme geçtim. Tuttum bunu. Aşağıya çektim. Benim zaten bu ölçüm aynı olduğu için Edit Poly'yi sildim. Yeniden ekledim. Sıfırdan olmuş gibi oldu. Ve bunu biz hemen bire basarak şu şekilde tahmini bir göz kararı veriyorum. Evet, okey. Sonra da geldim. Şunu biraz küçülteceğim çünkü o biraz daha geniş ve budur. Şimdi ne yapacağım? Bunu şu şekilde sıfırlayacağım. Bakıyorum, evet. Bu şekilde oturdu. Şu segment sayıları tamam. Bunu biraz daha da arttırabiliriz bu arada. Segment sayısını şöyle. Ne oldu? Tabii ki bozdu. Edit Poly'nin altında işlem yaptığımız için. Hiç fark etmez. Hemen şöyle göz kararı yine koydum bunu buraya. Okey. Bitti. Oturma yerimiz hazır. Şimdi hemen ayaklarla devam edelim. Çünkü ayakları yapalım. Yukarıya çıkalım ve sırt kısmını yapalım. Ayak kısmıma geldiğimde hemen bir tane silindir çiziyorum. Şöyle. Üst görünüme geçtim. Ortalama ayağımın oturduğu yer burası gibi. Evet. Şu şekilde. Bunun boyunu şöyle yüksekliğini ayarladım. Biraz da içeriye gömdüm. Sonra da ne yapıyoruz? Edit Poly atadım. Ve şu kısmı şöyle biraz küçülttüm. Ve biraz daha ileriye alabilirim bu arada. Okey. Sonra bunu hemen çektim. Şöyle göz kararı yerine. Okey. Hatta burada ne yapıyor? Biraz hatları şu köşeleri yumuşak. Tamam. Hemen biraz chamfer verelim. Şöyle geliştirelim. Rahat görsün. Şöyle ve segmentini arttırdık mı? Okey. Buna da sürekli bırak yaptığında aynı şekilde oldu. Okey. Sonra çektim bunları hemen arkaya. Şimdi benim arkada ne yapıyorum? Dışarıdan gidiyor biraz daha. Yani şöyle. Bunu beraber çekmemin sebebi hani şöyle baktığımda ürüne arka ve ön ayaklar böyle aynı hizada gibi duruyor. O yüzden ne yaptım? Şimdi bunları biraz daha yukarıya doğru uzatacağım. Geldim Edit Poly'ye. Şöyle yukarıya doğru uzattım. Şimdi uzattım ama ne oldu? İçten çıktı. Tamam. Şöyle biraz daha beraber tutalım. Tahmini şöyle bir şey oluyor. Bakalım. Evet. Şu ahşabı böyle silme geçiyor gibi bir şey. Böyle birbirine vidalı. Montajlı bu şekilde. Tamam. Aldım bunu yukarıya. Biraz da sanki içeriye doğru şöyle baktığımda önden şunu tutup şöyle bir ufak eğimi var gibi hissettim. Bunu da yapalım. Ama ne olacak bu sefer? Biraz daha geri alacağım. Tamam. Bunu bu şekilde uzatmış oldum. Şimdi bu burada duruyor. Hemen çektim bunu da buraya. Hatta mirror yaptım. Y yönünden. Tabii copy de yapmam lazım. Şu şekilde geri alalım. Tamam.
Şunu şöyle birleştirdim. Göz kararı. Eğimim var. Şimdi bunu bastım mirror'a. Hangi yönde? Y yönünde kopisini ver dedim ve çektim ben. Tahminim. Şöyle bir önden bakalım. Silebilirim. Şöyle yan görünüş bu. Şurada bir yönü karıştırdım ama çok önemli değil. Şöyle right'tan bakarsam şöyle bunu biz yine şöyle front yapalım. Ön görünüşe geçelim. 90 çevirdik değil mi? Şöyle kontrol edelim. Evet. Şimdi tekrardan şu ayaklarımızı siliyoruz. Daha sağlıklı olması için. Hemen bu okey, bu okey. Tamam. Şimdi bunu hemen X yönünde kopya yapıp şu şekilde kaydıralım. Böyle üst görünüme geçelim. Evet. Bunu ne yaptık? Şu an böyle oturtturduk. Gördüğünüz gibi ayaklarımız da hazır. Ne yapacağız? Tabii bu biraz daha yukarıya çıkabilir. Önemli değil. Hemen şuraya onu şu sırtımızı yaptıktan sonra yapalım. Buraya bir torus yapacağım. Hemen hiç uğraşmayacağım. Bir silindir çizip tarzı o tarzda yürümeyeceğim. Direkt torusla halledeceğim onu. Hemen bu şekilde çektim. Şu şekilde içine giriyordu. Torusumuzu biraz daha büyütelim. Şöyle nereye kadar geliyor? Tahmini bu okey. Ama boşluğumuz çok fazla. Şunu tahmini şöyle. Göz kararı ayarlayalım. Nerede bizim? Şu şekilde. Bir daha bir bakalım. Evet. Biraz daha da büyütebiliriz. Okey. Bunu da şöyle bir eksi 2 demiş. Şunları şimdi bir ortalayalım. Biraz kaydı orası. Şöyle sıfırladım. Grubumu sonra tekrardan iptal ediyorum. Ungroup dedim. Ve gayet sağlıklı oldu şu an. Tabii ki şurada bir şey var sanki. Ufak da bir olsa şöyle bir sırtlık şeyi var. Şöyle geri çektim biraz. Ve ayaklarıma baktım. Okey. Sonra ne var burada? Bir dikiş detayı var. Bunda var mı? Bunda yok. Göremedim. Şunda bir dikiş detayı var. Tamam, ekleyelim. Edit poly diyelim hemen. Üstüne geldik. Tam ortasından tutup dikiş içte mi dışta mı? Evet, biraz daha içte gibi. Extrude verdim. Şöyle eksi ve şöyle bir şey attım. Şöyle bir dikiş detayı da atamış oldum bunu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ortalama 10 dakika 15 dakika bir sürede sandalyemizi yaptık. Böyle biz de böyle yandan bakalım. Şu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın. Yeni videolar geliyor. Görüşmek üzere.